MİT müsteşarının ifadeye çağrılması. Eğer MİT müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı, arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama kendisine söyledi, kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedi. Yardımcıları ile ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedi. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse, senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedi. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse, senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedi. Düşünebiliyor musunuz ya? Ülkede kim kimle neyin mücadelesini veriyor? Kiminle verdik bu mücadeleyi? İşte o günün FETÖ yargısıyla verdik bu mücadeleyi. Çünkü FETÖ yargısı bu milletin evlatlarını birbiriyle vuruşturuyordu. Zira bakıyorsunuz emniyetin içinde FETÖ'nün de kendi temsilcileri vardı. Onlarla teslim almaya gitmek istiyordu. Müsteşarı teslim alacak, arkasından sıra, hedefleri büyük ya, oraya gelecekti. Elhamra Sarayı'nın içinde kubbede bir ayet yazar. O da ne biliyor musunuz? La galibe illallah. Hala yazıyorum. Allah'tan başka galip yoktur. Gezi olaylarını yaşadık. 17-25 Aralık yargı polis darbe girişimi. Adana'daki MİT tırları kumpası. 2014 mali seçimlerinde oynanan oyunlar ardı ardına sıralandı. Ülkemizin, tarihimizin en büyük tehditlerinden biri altında olduğunu gördüğümüz için bu saldırıların hiçbirine eyvallah etmedik. Aslanlar gibi mücadelemizi verdik. Ne olursa olsun biz bu azimle, bu anlayışla kollarımızı, paçalarımızı sıvayarak, yakınlarımızla helalleşerek yeni İstiklal Harbi'mizi savunmadan taarruza dönüştürdük. Bizim bu hassasiyetlerimiz ortadayken birilerinin ısrarla burnumuzun dibinde bir terör koridoru inşa etmeye çalışması karşısında sabrımız giderek azalıyor. Bunca zaman beklemiş olmamızın sebebi bu meseleyi suhuletle, diplomasiyle, karşılıklı anlayışla çözme konusundaki ümidimizi koruyor olmamızdı. Ancak geldiğimiz noktada bu yolların giderek daha çok kapandığını, geriye tek bir çarenin kaldığını görüyoruz. Suriye'de ve Irak'ta yaşanan hadiselerin sayıları milyona varan masumun kanı dökülmesi pahasına kurulan düzenin amacı her geçen gün daha net bir şekilde anlaşılıyor. Bize verilen sözlerin tutulmamasına, gözümüzün içine bakıla bakıla yalan söylenmesine daha fazla tahammül etmek zorunda değiliz. Fırat Kalkanı Harekatı ile attığımız adımı tüm sınırlarımız boyunca genişletecek güce, imkana ve iradeye sahibiz. Hiç endişe etmeyin. Türkiye, Amerika'nın bölgemizdeki tutarsız politikalarının makasına getirilebilecek bir ülke hiç değildir. Türkiye, Avrupa Birliği'nin bölgemizdeki gelişmeler karşısında sergilediği kifayetsizliğin bedelini ödemek zorunda olan bir ülke de değildir. Biz 200 yıldır dört bir yandan üzerine üşüşen leş kargaları, akbabalar tarafından didiklendiği halde hala dimdik ayakta kalabilmiş bir ülkeyiz. Artık karşınızda ya olacağız ya öleceğiz diyen bir millet var. Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı, ne Cumhuriyet'in çömez devleti, ne 1970'lerin
1990'ların güçsüz ülkesi var. Bu toprakların altı 600 bin kişiyle İstanbul'dan yola çıkıp Torosları ancak 60 bin kişiyle aşabilen orduların örnekleriyle doludur. Neler çektik be? En büyük bedel can değil midir? Milletimiz istiklali ve istikbali için girdiği her imtihandan kanını akıtma pahasına çıkmıştır. Bize bedel ödetmekten söz edenlere tavsiyemiz, açın İstiklal Marşımızı okuyun. Her kim ki Suriye'den, Irak'tan bize ne? Libya'dan, Kuzey Afrika'dan bize ne? Balkanlardan bize ne? Kafkasya'dan, Orta Asya'dan bize ne? Diyorsa bilin ki sadece tarihimizden değil, istiklal ve istikbal kavramlarından da habersizdir. Buraların hepsi de bizim gönül dünyamızın sınırları içindedir. Gazi ne diyordu? Misak-ı milli hudutları. Neresi misak-ı milli? İşte şu anda terör koridoru oluşturmak isteyenler var ya Kuzey Suriye'de. İşte oralar hep misak-ı millinin içinde olan yerlerdi. Bu hassasiyetlerimizi unutmayın. Onun için oralarda öyle devlet kurma vesaire bu yola tevessül edenler avucunu yalar, avucunu. Gereği neyse bunu görecekler. Gereği neyse. Kim sonra da yeni bir devlet kurma gayreti içerisine girmesin, kararlılığımız tamdır. Eğer MİT müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama kendisine söyledim, kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedim. Yardımcıları ile ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedim. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedim. Düşünebiliyor musunuz ya? Ülkede kim kimle neyin mücadelesini veriyor? Kiminle verdik bu mücadeleyi? İşte o günün FETÖ yargısıyla verdik bu mücadeleyi. Çünkü FETÖ yargısı bu milletin evlatlarını birbiriyle vuruşturuyordu. Zira bakıyorsunuz emniyetin içinde FETÖ'nün da kendi temsilcileri vardı. Onlarla teslim almaya gitmek istiyordu. Müsteşarı teslim alacak, arkasından sıra, hedefleri büyük ya, oraya gelecekti.